an neler oluyor? Geldiğimden beri evde herkes bir garip davranıyor. Sen de koştur koştur benimle konuşmak için gelmişsin. Neler oluyor? Alev, sen 10 yıl önce ortadan kaybolduğunda nereye gittin? Ben anlattım ya sana. Babam aldı beni köye götürdü diye. Sonra da oradan kaçtım, İstanbul'a gittim. Sonra buraya gelmedim. Uzaklaşmak istedim herkesten, senden. İyileşmek istedim. Hayatıma kaldığım yerden devam etmek istedim. Ne demek iyileşmek? Sen burada gayet iyiydin Alev. İstanbul'a gittim işte. Orada burada kaldım. Farklı farklı işler yaptım. Kendi ayaklarım üzerinde durabilmek için yıllarca uğraştım. Anlattım ya sana bunları. Tamam, neler oluyor Allah aşkına? Sen neden soruyorsun bana bunları? Sen Bala'da bir gece konuda yaşamadın yani hiç. Zübeyde diye bir kadının evinde kalmadın, öyle mi? Ne? Ne diyorsun sen? Alev, bak bana doğruları söyle. Her ne olduysa bilmek istiyorum. Zübeyde diye bir kadını tanıyor musun? O gece konuda 8 ay yaşadın mı? Söyle bana. Sen kimden öğrendin bunları? Mehmet söyledi. Ayda'yı alıp o eve götürdü. Zübeyde Hanım'ın gece kondusuna. Anlamıyorum. Nasıl olur? O bunları nasıl bilebilir? Alev, gözümün içine bak ve bana doğruyu söyle. Mehmet'le birlikte mi hareket ediyorsun? Bir oyun mu bu? Hayır, hayır asla. Seni buna Mehmet mi zorladı? Bunları söylemeni o mu istedi? Alev söyle. Seni tehdit mi etti? Konuş. Tüm bunlar olurken bir anda ortadan kayboldun. Üstelik bütün cevaplar sendeyken. Bunu da mı Mehmet planladı? Söyle. Ben sadece İstanbul'a gittim. Arkadaşım hastanedeydi ziyaret için. Mehmet'in yaptıklarından haberim yok. Alev. Korkma. Lütfen bana gerçekleri söyle. Seni tehdit mi etti? Borçlarını ödeyeceğim mi dedi? Sana para mı verdi Alev? Lütfen söyle. Hayır, hayır. Ben Mehmet'le hiç konuşmadım. Bu olanlarla bir ilgim yok diye ama. O zaman benden çocuğun olduğun yalanını Mehmet tek başına planladı. O gece konduyu, kadını falan her şeyi Mehmet ayarladı. Ve bütün bu olanlardan senin haberin yok Alev, öyle mi? Bunlar... Yalan değil Teoman. Ben gerçekten senden hamile kaldım. Yaşadım ben. Senin oğlunu dünyaya getirdim. Zübeyde Hanım doğru söyledi yani. Sen bir çocuk doğurdun. Sonra da onu alıp gittin. Öyle mi? Sen 10 yıl önce bir çocuk doğurdun. Ve bunu benden sakladın. Öyle mi? Diyorsun sen Teoman. Ne saklaması ne gitmesi. Bebek doğumdan 2 gün sonra öldü. Bana öyle söylediler. Ben yalnız ayrıldım o evden.
yoksa? Yoksa bana yalan mı söylediler? Yoksa bebeğim yaşıyor mu Teoman? Çocuğumuz ölmedi mi? Teoman bir şey söyle. Ya yalan değilse kızım, ya gerçekten o bebek varsa, ya bunca yıl sonra çıkar gelirse, hayatımızın tam ortasına düşüverirse, o zaman ne yapacaksın? Teoman'dan ayrılacak mısın? Teoman bebeğimiz hayatta mı yoksa? Yalanlarıyla kopardılar mı onu bizden? Söyle! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.